Merhaba arkadaşlar, şimdi plastik torba piyasasını ele alalım. Bu örneği özellikle seçiyorum çünkü plastik torba piyasasında hem üretici hem tüketici açısından bazı masraflar gözden kaçabiliyor. Burada süpermarketlerin ürüne olan talebini gösteren bir talep eğrimiz var. Buna marjinal kar olarak da bakabiliriz. Bu durumda süpermarket üretilen ilk plastik poşetten büyük bir marjinal kar sağlar. Poşet almayı çok istiyorlar çünkü markete gelen insanlara aldıkları ürünleri evlerine kadar taşıyacakları bir şey vermeleri gerekiyor. Fakat öte yandan alınan ilk poşetten sonra alınan birbirine eşit tüm poşetlerden elde edilen marjinal kar giderek azalır. Buradaki yeşil eğri de bizim arz eğrimizdir. Bu eğriyi üretilen ilk poşetin marjinal maliyet eğrisi olarak da düşünebiliriz. İlk poşetin fırsat maliyeti her poşet için birkaç kuruş gibi. Ancak daha çok poşet ürettikçe eğri giderek yükseliyor. Burada bir denge fiyatımız ve denge miktarımız var. Bizim denge miktarımız 3,5 milyon poşet gibi görünüyor. Poşet başına denge fiyatımız da 2 kuruş. Eğer bunlar tüm maliyetler ve tüm kârlarımızsa, şurada kalan alan bize bu işlem sonucunda buradaki ekosistemin yani üreticinin ve tüketicinin toplam kârını gösterecektir. Bizim durumumuzda da bu süpermarket ve onun müşterilerinin bu işlemlerden elde ettikleri kâr yani. Şuradaki tüm alan daha önce de birçok kez gördüğümüz gibi fazlalıktır yani ihtiyaç fazlasıdır. Dilerseniz şimdi sadece plastik torbaların maliyet ve satış fiyatlarında ya da kârlarından gösterilmemiş olan ek maliyetlerine bakalım. Plastik torbaların negatif dışsallığı var. Tekrar ediyorum, negatif dışsallık. Bu negatif yani olumsuz bir dışsallıktır. Çünkü plastik torbalar marjinal maliyet eğrisinde göz önünde bulundurulmamıştır. Burada pozitif dışsallık olması da mümkündür ki bu kârdır. Örneğin ağaç piyasasından bahsediyor olsaydık ve o zaman da bir ağacın daha dikilmesiyle oluşacak çevresel faydalardan bahsetseydik, onlar pozitif dışsallık olacaktı. Bazı şeylerin oluşturduğu bu negatif dışsallık birçok boyutta olabilir. Mesela elimizdeki torba örneğine bakalım. Bu torbalar sağa sola saçılacaklar, yol kenarlarına atılacaklar. Belediye bunları toplamak zorunda çünkü bu bir çevre sorunu oluşturacak. Hayvanlar yemeye çalışacaklar bu torbaları, boğulacaklar falan filan. Bu soruları çözmek için uzmanlar kiralanacak ki bu da öyle kolay bir şey değil. Şimdi bu plastik torbaların negatif dışsallığı 2 kuruş olarak hesaplanıyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz, bu poşetler, poşet başına üretici için marjinal maliyetin 2 kuruş üstü kadar çevre ve topluma zarar verecektir. Şimdi farz edelim ki bu saptanan değer yani 2 kuruş doğru bir değer. Tabii negatif dışsallığın sayısal değerini saptamak çok da kolay değildir. O zaman bizim optimum yani en uygun miktarda torba üretimimiz nedir ve bu kadar üretirsek ne yapıyor oluruz? Bu soruyu cevaplandırmaya çalışalım. O zaman buraya bir tane daha eğri çizebiliriz. Bu da bize üretici artı toplumun marjinal maliyetini göstermiş olsun. Böylelikle olaya toplam kar ya da toplam net kar açısından bakabiliriz. Süpermarketin satın aldığı ilk torba üreticiye 5 kuruş kar sağlıyor ancak toplumun net karından söz edecek olursak bu değer 1 kuruşa kadar iner, grafiğin şurası kadardır. Buradaki 5 kuruş ve 3 kuruş arasındaki fark da marjinal net kârı gösterir bize. Buradan marjinal kârı bulup, onu da dışsallıkların da dahil olduğu toplam marjinal maliyetten çıkarırsak, görüyoruz ki toplam maliyet birazcık artıyor. Marjinal kâr da birazcık azalır. Bu şekilde devam ederse toplumun ve ekosistemin kârı gitgide artacaktır. Ta ki şurada bir yerlerde bir denge konumuna gelinceye kadar. Bu denge konumunu da geçtikten sonra bütün olarak bakarsak yani çevreyi ve devleti de hesaba katarsak her birimin marjinal maliyeti marjinal kârından daha fazla olur. Eğer bundan daha fazla üretecek olursak, maruz olacağımız masraf elde ettiğimiz tüm kârı yememize neden olur. Yani eğer buradan eksi denge noktamıza kadar olan yere kadar üretecek olsaydık, durum bu olurdu. Gördüğünüz gibi mor alan sarı alandan daha fazla. Şu anda toplum için negatif bir kâr elde ediyoruz ya da negatif bir fazlalık var. Halbuki başlangıçta böyle olacağını düşünmemiştik. Denge noktasının bu tarafında oluşacak kaybı tahmin etmemiz çok olağan değil. Şurası bize negatif fazlalığı gösteriyor. Bütün olarak bakacak olursak eğer, siz toplumun iyi niyetli yöneticiyseniz ve plastik torbaların oluşturacağı tüm kâr ve zararları göz önünde bulunduracaksanız, toplumun kârını artırmak için yapabileceğiniz bir şey var. Denge üreticinin şuralarda bir yerde olması, yani neredeyse 3,5 kuruş ve denge miktarının da 1,8 milyon civarı olması yapabileceğiniz en ideal şeydir. Buradaki miktar fazlalığını da istemiyoruz çünkü bu toplum için olan verimi azaltacaktır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.